Merhaba sevgili konuklar. Aslında ben kendimi konuk olarak görüyorum sizlerin ekranlarında. Organik aslında bütünsel bir yaşamın bir parçası. O yüzden bütüne baktığımızda yaz aylarında maalesef artık görmeye alıştığımız orman yangınlarının doğaya verdiği zarar, bir de üstüne üstelik hayvan hakları ile ilgili çıkan yasa, bütünsel yaklaşımımızın ne kadar eksik ya da bence yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü insan bir bütün, kültürüyle bir bütün. Dolayısıyla ormanı sevmeyen, hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. İnsanları sevmeyen, insanlar için doğru gıda üretmek yerine kendisi için en doğrusunu yapıp en zehirli, en fazla verim alacak gıdalara yönelebilir. Üreticilerimizin organik ürünler üretmesini, sağlıklı gıdalarla da tüketicilerin beslenmesini istiyorsak olaya bir bütün olarak bakmalıyız. Yani ormanları sevmeliyiz, hayvanları sevmeliyiz, bunları korumalıyız ki doğayı koruyabilelim. Doğanın bir parçası aslında insan, insanı koruyabilelim. Bizim temel yanlışımız insanı doğanın hakimi sanmamız. İnsan doğadaki canlılardan bir tanesi sadece. Hayvanlar gibi, bitkiler gibi. Bunu böyle görebilirsek, bütünsel yaklaşabilirsek eminim kendi adımıza da, yaşamsal anlamda bütün insanlık adına da doğru yaklaşımlar sergilemiş oluruz. Ama ben umutsuz değilim. Hiçbir zaman da umutsuz olmadım. Bununla ilgili de son okuduğum bir kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında oradan bir alıntıyı paylaşacağım. Bir kitap önerisi falan değil çünkü ben bir edebiyatçı değilim ama okurum. Orada der ki, umut hep olmalı. Neden olmalı? Çünkü toplama kamplarında 4 yıl geçirmiş, sonrasında da Viyana Üniversitesi'nde 2 dal profesörlüğünü başarmış bir bilim insanı şunu söylüyor. Bizim hayattan beklentilerimiz kalmasa bile hayatın bizden beklentileri vardır. Onları yapmak için motive olmalıyız ve çalışmalıyız. Bunu söyleyen insanın anlam arayışı Viktor Frankl bir kitabında 4 sene toplama kamplarında geçirmiş ve sonrasında da Viyana Üniversitesi'nde kitap profesörlüğünü kazanmış. Hayatta kalma amacı da o 4 sene içerisinde ki toplama kampındakilerin %80'i o süreci tamamlayamamışken tek şey düşünmüş, benim yaşadıklarımı bundan sonraki insanlar yaşamasın, ben bunları hayatta kalıp yazayım ki insanlığa ders olsun demiş. Dolayısıyla umut hep olmalı içimizde. Ormanlar yansa da, hayvan hakları çıksa da biz insanlığın geleceği için hep umutla bakmalıyız. Bunu da ancak sağlıklı gıdalarda, sağlıklı beslenmeyle ve organikle sağlayabileceğimize inanıyorum.